Evet. Başın sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Allah mekanını cennet etsin. Allah sabırlar versin size. Allah sabırlar versin. Başın sağ olsun. Çok korktum. Mekanı cennet olsun. Çok korktum. Bir tanesiydi. Öyleymiş, öyleymiş. Çok çok. Allah mekanını cennet eylesin. Sevdiği insanları, hatıralarını bıraktı. Kalbini bıraktı, böbreklerini bıraktı, korneasını bıraktı. Evet, onu da duydum. Yani evet. Sizi de ondan dolayı tebrik ediyorum. Yani fedakarlıkların en büyüğünü yapmışsın. Ana duası olmadan hiçbir şey olmaz dedi. Hadi ben gidiyorum dedi. 16 yaşında genç bir çocuğa da kalbini verdik. İşte böbreğinin bir tanesi bize söylenen ve internetten bulduğumuz oğlumun ölüm gününde kadının doğum günüymüş ve böbreği nakledildi. 5 yaşında bir anneye. Bir tane böbreği Erzurum'a gitti. Korneaları da Samsun'da verilmek üzere bekletiliyor. Bu cennette diyoruz biz de. Evet, evet. Evet. Peki. Çok kutsal bir iş. Yaptığınız da çok mübarek bir iş yani. Siz çok zor bir karar. Zor bir karar. Ama ya o beden değil yani. Beden çürüyecek toprakta. Onun ruhu işte inşallah hep çürüyecek. Ben de bunu söyleyeceğim. Allah sabırlar versin. O yani takdiri ilahi şu veya bu sebep olacak. Ama o kendisi her şeyini hazırlamış. Ya herkese vedalaşması, helalleşmesi falan enteresan yani. Kitap yazıyordu o. Kitapta kendi hayatını üzerine başka bir karakterin üzerine başka bir şeyler katmıştı. Ama çoğunluğu kendi hayatı. Ve arkadaşına söylemiş ki kitabın sonunda çocuk bitkisel hayata girecek. Yani kendi hayatı gibi. Onu bile hepsini hazırlamış. Kurgulamış yani. Konuşmadığı arkadaşına hakkını helal et diye mesaj atmış. Ya çok iyi bir çocuktu o. Mendilci çocuk görür mendil alır. Yaralı hayvan görür getirir. Onun bile psikolojisi bozuldu çocuk. Kardeşin mi? Yok. Bir tek çocuktu benim yeğenim. Mai Tai diye dövüş sporuna gidiyordu. Orada antrenman sonrasında kafasına darbe almış. Antrenman sırasında kafasına darbe almış. Bize söylemedi. İkinci bir maçta da tekrar darbe alınca beyninde kanama olmuş. Sonra kaybettik. İşte ambulans giderken dedim ki bu ambulansın içinde benim oğlum var dedi. İçime doğdu ya. Yanıyor, insanın içi yanıyor. Annesi yanıyor. Aradım. Ulaşamadım. Sonra bir şekilde ulaştı. Bana hocası dedi ki nefessiz kaldı dedi. Heyecan, stres sonucunda dedi. Nefesi düzensizleşti dedi. Onu tedavi ettirip geleceğiz dedi. Ben gittiğim dedi. Beyin kanaması diye ameliyat almışlardı. İşte 9 günün sonunda toprağa verdik oğlumu. Benim çocuğum bir hafta baş ağrısı çekti ya. Ve bu baş ağrısıyla beraber ikinci maça çıkartılması ve hala arkadaşlarına söyledi. Bana hissettirmedi. Ben sadece üşütmekten dolayı başını ağrıdığını tahmin ediyordum. Bunu hiç konduramıyordum. Bu bir hafta sonra yapılmış olan ikinci antrenman mıdır, maç mıdır tam bilmiyorum ama. Benim çocuğum zaten sendeliyormuş maça çıkmadan önce. Evet. Başı dengesi boyu değişiyormuş. Bu halde nasıl maça çıkartıldı? Evet. Benim şüphelerime kuşkum bu yüzden. Organlarının bağışlanmasını kendisi arkadaşlarına söylemiş zaten. İçine doğmuş ya. Ondan sonra biz de gereğini yaptık. Şimdi bize benim gelecekler diye yandı. Bekliyoruz. Başka canlar kurtulsun diye verdim. Ve ruhuna gitsin. Dua olsun diye verdim organdan. Bağışlamamın sebebi. Dört kişi, evet. Duyduğum kadarıyla, internetten takip ettiğimiz kadarıyla ve bize Sağlık Bakanlığı yetkililerinden verilen bilgiye göre 4 kişiye verildiği söyleniyor. Evet. Öğrendiklerimiz bunlar. Ve bizi arayacakları söyleniyor. İnşallah ararlarsa biz de mutlu oluruz. Çok zor bir karar. Beyni atıyor ama beyni duruyor ama kalbi atıyor. Fakat çok zor bir karar olsa da yapmak gerekiyor. Ben şimdi kalbi gelecek diye bekliyorum. Onun kalbinin sesini duyayım diye bekliyorum. O güzel gözlerinin görmesini bekliyorum.
böbreğini alanları, hepsini bekliyorum. Biz dördümüz, bir de biz bir araya geleceğiz. Çocuğumu oluşturacağız hepsini. İstiyorum, ne olur beni bulun. Çocuğumun parçalarını, yaşadığını göreyim. Çocuğumdan bir anı, bir hatıra olarak sizinle tanışayım. Beni bulun, ben sizi bulamıyorum. Çünkü organ naklinde bilgi aileye verilmiyor. Sadece tek siz bana ulaşabilirsiniz. Ben size ulaşamam. Sizi bekliyorum, ne olur gelin. Eğer maddi durumlar iyi değilse bana telefon etsinler. Ben hepsini karşılarım. Gelsinler. Gelsinler onlar. Evet hocalar. Biz hoca değiliz. Antrenman arkadaşıyız demişler. Ama antrenmanda hiç kafalık, dizlik, bir şeylik, hiçbir şey korumalık taktırmamışlar. Sonra maç yapıyorlar. O maçı illegal yapıyorlar. Antrenman diyorlar. Bir fotoğraf şöyle. Doldu şimdi değil mi? Evet. Allah'ım. Kim çocuklara göster? Göstermesin, evet, evet, evet. Sağ ol. Hadi Allah'a ısmarladık diyoruz. Ben de bugün yolcuyum, yani. www.vitrinhaber.com Sinop'un haber vitrini.